Herkese esenlikler, değerli arkadaşlar. Birlikteyiz. Bu videomuzda eski Arap toplumu, yani İslamcıların deyişiyle cahiliye toplumu ile İslam toplumu arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani İslam öncesi Arap toplumunda din olarak ne vardı? Kültür olarak ne vardı? Ritüeller nelerdi? Neye tapıyorlardı? Neden bu din ve peygamber Arap Yarımadası'na geldi? Çok mu azgınlardı? Yoksa başka bir durum mu vardı yani? Nedir? İslam öncesi Arap toplumu ile İslam toplumu arasındaki kültürel bağda bir kopuş mu oldu, yoksa o kültürün devamı mı? Bu yönden inceleyeceğiz. Yani İslam dini Araplara ne getirdi yeni olarak, neyi kabul ettirdi ve iki toplum arasındaki kesin çizgi nedir? Buraya bakacağız arkadaşlar. 10-15 dakikalık bir süre içerisinde. Bu şu anda anlatacaklarımın kaynaklarını açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. İnanmayan arkadaşlar gidip o kaynaklardan kontrol edebilirler. Kütüphaneye gidebilirler. Kitapları bulabilirler. Oralarda bu anlattıklarımı kontrol edebilirler. Evet, şimdi İslam öncesi Arap ülkelerinde nasıl bir yaşam vardı? Yani din olarak neyi yaşıyorlardı? İnanç olarak neyi yaşıyorlardı? Kültürleri nasıldı? İslam hangi değişiklikleri getirdi? Bu soruların yanıtını bulmaya çalışacağız. Şimdi önce ritüellerden başlayalım. Yani bugünkü Müslümanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Baştan namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Zekat veriyorlar. Hacca gidiyorlar. Bayramları kutluyorlar, cenaze namazı kılıyorlar, ölüyü kefenliyorlar, değil mi? Şimdi bunları yapıyorlar. Bunları İslam mı getirdi? Yani İslam ortaya çıktıktan sonra mı bunlar var oldu? Yoksa Arap toplumunda bunlar zaten var mı idi? Araştırdığımız zaman görüyoruz ki arkadaşlar bugünkü Müslüman ülkelerinde geçerli olan dini ritüeller eski Arap toplumunda da birebir vardı. Baştan namaz. Arap toplumunun İslam'dan önce namaz kıldığını ben değil, Kur'an söylüyor. Kur'an'da diyor ki onların namazları el çırpmaktan ve ıslık çalmaktan başka bir şey değildir diye ilgili ayette söyler. Bunlardan da anlaşılıyor ki İslam öncesi Arap toplumu namaz kılıyorlarmış. Oruç sadece Arap toplumuna değil, bütün toplumlarda hatta eski toplumlarda var olan bir şeydir. Oruç eski Yunan kültüründe de var, eski Mısır kültüründe de var. Arap kültüründe de var. Her yerde oruç var arkadaşlar. Yani oruç da İslam'ın getirdiği yeni bir şey değil. Bayramlar peki, bayramlar da keza öyle. Araplarda, eski Araplarda, İslam'dan önceki Araplarda bayramlar kutlanıyordu. Kurban Bayramı kutlanıyordu. Nevruz Bayramı kutlanıyordu. Çeşitli bayramlar vardı. Bu bayramlarda önemli olan şey Arapların kurban da kestiği. Hatta bazen şeytanlara bile kurban kesiyorlardı. O kadar ilginç ki Aşure orucu tutuyorlardı. Kendilerinin o dönemde günah işlediğini bu günahla birlikte şükür orucu tuttukları gözüküyor. Bugün de
İslam toplumunda arkadaşlar şükür orucu tutun. Ne kadar benziyor birbirlerine. Evet, cenaze namazı vardı. Araplar cenaze namazı kılıyorlardı. Şimdiki Müslümanların kıldığı gibi ölüyü kefenliyorlardı. Hatta dua okuyorlardı. Kurban bile kesiyorlardı. Ölüler için, eski günahlarını işte affettirmek için, bilmem ne için kurban da kesiyorlardı ölüler için. Evet, bu da vardı. Yani ritüel olarak haç zaten vardı eski Araplarda. Mekke kutsal sayılmıştı zaten. İslam gelmeden önce de kutsal bir yerdi orası. Allah'ın koruduğuna inanırlardı. İşte öyle. Gördüğümüz kadarıyla bütün ne kadar ritüel varsa hepsi eski müşriklerin yaptığı ritüelleri bugün Müslümanlar birebir yapıyorlar. Yani İslam'ın ortaya koyduğu bir şey değil bunlar. Demek ki kültürler arasında bir reddiye olmamış, bir ayrışım olmamış, kopuş da olmamış. Onun devamı. Kur'an ve İslam o topluma hiçbir şey demeyeyim de yani o geleneği olduğu gibi sürdürmüş. Elbette ki bazı değişiklikler var. Hukuk açısından biraz değişiklikler var. İslam hukuku dedikleri işte Kur'an'daki bazı şeylerde örneğin Arap Yarımadası'nda genellikle İslam öncesi Araplarda mirasta kadına pay verilmediği söylenir. Ama buna rağmen Mekke çevresinde kadınlara da ikiye bir mirastan pay verildiği biliniyor. Aynen bu da olduğu gibi Nisa suresi 11. ayete taşınmış. İslam'ın ilk dönemlerinde bakıldığı zaman kadına hiç miras verilmiyor. Ama daha sonra devletleşmeye başladığında ikide bir miras hakkı getiriliyor kadına. Başka yenilik ne var hukuksal olarak? Bir baktığımız zaman şöyle bir şey görebiliyoruz. Hani Nisa suresinin 24. ayetinde şöyle bir ayet şey var, metin var. Der ki orada, ey inananlar, iman edenler, cariyeleriniz hariç evli kadınları da size yasakladıktır. Evli kadınla evlenmelerinizi yasakladık. Toplumun hiçbir kesiminde evli kadın la evlenilmez. Nasıl evlenilir? Ancak bunu niye Kur'an'a koymuşlar? Evli kadınla evlenmeniz size yasaklandı cariyeler hariç diye. Arap toplumunda istisnai olarak nasıl ki erkeğe çok eşlilik varsa kadına da çok erkeklik, çok erkekle kadın evlenebiliyormuş. Bunu kaldırıyor İslam dini. Peygamber bunu kaldırıyor. Çok erkeklerin çok eşliliğini muhafaza ediyor, yasallaştırıyor, Kur'an'a alıyor. Ama kadınların birden fazla erkekle evlenmelerini de yasaklıyor. Olay bu arkadaşlar. Savaş hukukunda da aynı şeyler geçerli. Yani İslam öncesi Arap toplumunda savaş öncesi neler varsa örneğin bir sefere gidildiğinde, ganimet elde edildiğinde nasıl paylaşılıyorsa aynen İslam toplumunda da 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde paylaşılmıştır. Yani elde edilen ganimetler İslam öncesi Arap toplumunda 5'te 1, 4'te 1 iken İslam toplumunda 5'te 1'e düşürülüyor bu. Ama savaşlarda elde edilen ganimetler paylaşılmadan önce liderlere bir pay çıkarmış Araplar. Daha önce İslam'dan önce, İslam'dan sonra da bunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Savaşlarda elde edilen ganimetlerde önce peygambere bir pay çıkıyor. Bir kadın, toprak neyse artık peygamberin genellikle kendisine pay olarak kadın aldığını görüyoruz. Cüveyre'yi alıyor, Rehane'yi alıyor, daha var yani birkaç kadın var böyle Safiye'yi alıyor. Kendisine ganimetler paylaşılmadan önce böyle pay alıyor. Aynı şey eski Arap toplumunda da var arkadaşlar. Yani uzatmaya gerek yok. Bütün ritüeller ve hukuksal biçim İslam toplumu ve Arap toplumu tarafından
uygulanan hukuksal şeylerde, kurallarda uyuşuyor. Savaş kuralları uyuşuyor. Örgütlenme biçimi hemen hemen. Örgütlenmede mesela eski Arap toplumlarında aileler işte temsilci gönderiyorlardı. Bir meclisleri vardı. O meclislere temsilciler gönderiyorlardı. Bu temsilciler kendi arasında bir başkan seçip o başkan o temsilcilerin aldığı kararları insanlara bildiriyorlardı. Bu kararlara uymayan aile üyeleri, bireyleri olursa bunları toplumdan yani dışarı atıyorlardı. Tıpkı İslam toplumunda olduğu gibi ne diyor Tevbe suresi 23'te? An baba ve kardeşleriniz eğer küfrü tercih ederlerse yani Müslüman olmazlarsa onlardan kopun, ayrılın. Ayırıyor yani. Kararlara uymadığı zaman aileyi de kopartıyor. Aynen eski Arap toplumunda olduğu gibi. Birebir örtüşüyor. Peki inanç olarak ne vardı arkadaşlar? Hangi inanç hakimdi? Hani derler ki Müslümanlar, Araplar puta tapıyordu, Allah'ı unutmuşlardı, kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı, şunu yapıyorlardı, bunu yapıyorlardı, birbirlerinin mallarını yiyorlardı derler ve o toplumu yerden yere vururlar. İslam öncesi Arap toplumu. Fakat yaptıklarına baktığımız zaman yani İslam da geldiği zaman onlara yeni bir şey getirmiyor. Hepsi aynı. İnanç da aynı. İnanç da değişmiyor. Arap toplumu Allah'a inanıyor. Bugün Müslümanların inandığı Allah'a Araplar da inanıyor. İslamiyet gelmeden önce. Peki neden din oraya inme gereği duyuyor? Allah inancı var, peygamber inancı var, ahiret inancı var, ritüeller yapılıyor. Peki ne? Neden hiç Allah'la ilişiği olmayan, Allah inancı olmayan topluma, zulmeden bir topluma, savaş eden bir topluma gelmiyordu? Örneğin Bizans'a. Hadi diyelim ki Sasaniler öyle yapıyordu, şöyleydi, böyleydi, kötüydü. Niye oraya gelmiyor? Niye Bizans'a gelmiyor? Niye coğrafyada yani dünya üzerinde başka coğrafyaya gelmiyor da Allah'ı bilen, ibadetlerini yapan, kurbanını kesen, orucunu tutan, namazını kılan Arap toplumuna geliyor. İşte burada Müslümanlar diyor ki onlar puta tapıyorlardı. Hayır efendim. Puta tapmıyorlardı. Putçuluk Allah inancı içerisinde bir ögeydi. Bugünkü Müslümanların bu inanç içerisinde, Allah inancı içerisinde şeyhlere, şıhlara, tarikat liderlerine, cemaat liderlerine şefaatçi gözüyle bakmaları gibi eski Arap toplumu da kendi yaptıkları putlara inanıyorlardı. Neye inanıyorlardı? Onların şefaatçi olacağına, Allah'la aralarını yakınlaştıracağına inanıyorlardı. Ve oraya onun gibi dua ediyorlardı. Onun için bugünkü Müslümanların yaptığının aynısını yapıyorlar. Bugünkü Müslümanlar şefaat umuyorlar. Kimden? Kendi imamlarından. Kimden? Kendi inandıkları şeyhlerinden, şıhlarından şefaat umuyorlar. Aynısını. Bugün yağmur duasına baktığınız zaman eski Arap toplumu da aynı şekilde bu konuda bilgisi, görgüsü, dua edebilen kişiyi önlerine alıyorlardı. Sırtlarını, başlarını yırtıyorlardı, eski ceketlerini giyiyorlardı, eski sırtlarını giyiyorlardı. Yağmur duasına gidiyorlardı, perme perişan Tanrı'ya gözükmek için. Aynı şeyi bugün İslam toplumu yapmakta arkadaşlar, yağmur duası yapmakta aynı şekilde. Hiç değişen bir şey maalesef yok. Ama işte İslam şunu yaptı, İslam bunu getirdi, İslam ile şereflendirildi milletler, İslam ile taçlandırıldı milletler, kadını yüceltti falan bu tür yalanları arka arkaya anlatırlar. Çamur attıklar, Allahsız dedikleri, puta tapar dedikleri, birbirlerini öldürüyorlardı, kızları diri diri gömüyordu dedikleri Arapların bütün gelenekleri bugün dini ritüel olarak kullanılmaktadır.
Neyi söyleyebilirsiniz bana? Hangi şeyi getirmiş? Neyi getirmiş? Bakın kıssas. Mesela kıssas olayı. Veya birini öldürdüğü zaman, bir kardeşinizi öldürdüğü zaman, affederseniz aradaki diyet parası. Bunların hepsi eski Arap toplumunda, Müslümanlıktan, İslamiyet'ten önceki Arap toplumunda mevcut. Aynı şekilde Kur'an'da da var kıssas. Kıssasa kıssas, çünkü Tevrat'ta da var. Aynı şekilde hırsızın elinin kesilmesi eski Arap toplumunda da var, İslam toplumunda da var. Hırsızın elini kesilmesi. Bunların hepsi mevcut. Yeni bir kural yok, yeni bir düzen yok. Yeni bir şey yok, yenilik yok. Sadece var olan mevcut kültürlerin Kur'an'a aktarılması. Tevrat'tan, Mısır geleneklerinden, medeniyetinden, İncil'den ve Arap toplumunda var olan kültürlerin İslam'a aktarılmasından başka bir şey değildir bu din. Evet arkadaşlar, bu böyledir, gerçektir yani. Bütün delilleri nereden aldım bunları? Nereden biliyorum bunları? Onların kaynaklarını açıklama bölümünde yazacağım. Lütfedin, açın, okuyun ve görün ki dini yaşıyoruz diye eski Arap toplumunun kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini yaşıyoruz. Maalesef. Bu da demektir ki İslam dininin, yani hiç Kur'an'ın Tanrı kelamı olması söz konusu olamaz. Baktığımız zaman Kur'an içerisinde, incelediğimiz zaman o dönemin şairlerinin şiirlerini bulabiliyoruz Kur'an'da. Şiirler var içerisinde. Arap gelenekleri ne yapmışsa eski Araplar, onlar mevcut bulunuyor. Var. Dolayısıyla biz bunları söylemek zorundayız. Müslümanlar dinimize hakaret ediyor dese de, peygamberimize saldırıyor dese de, bu bir dine saldırı, peygambere saldırı değil, dine küfür değil, dini çıplak gözle görmektir. Nereden geldi, nasıl geldi, bize nasıl ulaştı, bunları söylemek bizim görevimiz. Esen kalın, hoşça kalın değerli insanlar. Dediğim gibi kaynakları açıklama bölümüne yazacağım. İlgilenen arkadaşlar kontrol edebilirler. Esen kalın, hoşça kalın.